Evet arkadaşlar bugün de yine Dışlık köyüne yolumuz düştü. Dışlık köyü sonbahara geldik. İşte Eylül'ün sonları. Gelin hep beraber şöyle bir Dışlık'ı bir gezelim bakalım. Berbezeyir olsayım, gücüm bende yanmazdım, bende yanmazdım. Bir kelime ya bir vermezdim. Yeterini dünyaya mala vermezdim. Eşimden ayrılayım, deli olmazım, deli olmazım. Yet yarımda sağlığına gelesin. Yeterince yege sağlığına gelesin. İsim neydi amca senin? İsmim Feyzullah Şengül. Feyzullah abi, nasıl köyde yaşamak? Köy yaşamı daha iyi. Güzel. Şehirden iyi. Temiz havası var değil mi? Temiz hava, sessiz, sakin. Günaydın abla. Öyle. Peki köyün noksanları da var mı abi? Köyün noksanları... Gerçi işte, her köyün var illaki. Yollar biraz düzgün değil. Bir şuradan şuraya kadar yapıldı, o kadar. İnşallah bizler de aracı olursak yolları yaparlar ya. Yani parkedaşı almak zor. Gerçekten çok zor. İnşallah yaparlar. İnşallah. Ekip biçiyor musun burada yoksa? Yok, bir kere ektim. Ondan sonra traktörüm olmadığı için vazgeçtim. Ankara'da kalıyorum. Genelde hep Ankara bura. Peki amcacığım, çok teşekkür ederim. Ben çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bir kahvaltı edin. Kahvaltı etmediyseniz çay için. Çok teşekkür ederim ablam. Çok sağ ol. Kahvaltı etmediyseniz hazır. Yani. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Zaten biz lastik yapmaya geldik. Dedik o arada ne çekersek o iyi. Oldu. Çok sağ ol. Hadi görüşürüz abi. Görüşürüz. El düreğe fazla gelmiş ağabey. Selam aleyküm, afiyet olsun. Aleyküm selam. Oh ne güzel, bak köyün güzelliği de burada işte. Buyur, seninle olsun. İsim neydi amca? Mustafa Şahin. Mustafa abi, nasıl köyde yaşamak? Valla huzurun olursa çok güzel, huzurun olmazsa nere olursa olsun. Teyzem, eşiniz herhalde.
Araz nasıl? Aramız çok iyi. Ama ben geçen geldiğimde dedi ki dövüşüyor arada bir. Bazı da dövüşüyor, onu ben dedim. Öyle yalandan, gerçek dövüş değil mi? Ha, yalandan. Ha, yaş kaç abla? Yaş kaç? Yaş mı? 75. Allah uzun ömürler versin. Sağ ol. Burayı karıştırsan derine gidiyor yaramız, kurban derine. Anladım. Elbet bu gecede çıkar gündüze. Yapıyor. Nasıl abi, sen de gurbetçisin herhalde? Yok, ben yarı gurbetçi, yarı köyde kalıyorum. Ne, Ankara'ya mı yan gidiyorsun? Ankara'da kalıyorum. Bu Ankara'da ne var ya? Taş toprağı altın diyorlar, doğru mu? Yok ya, öyle bir şey yok. Yok değil mi? O eskidermiş herhalde. O eskiden insanın memleket gibi var mı? Aynen. Peki abim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi sağ ol, görüşürüz. Size sağ olun. İstersen yine de çekip gideyim. Dünümü bugünümü şaşırır oldum. İstersen yine de çekip gideyim deli. Dünümü bugünümü şaşırır oldum. Yaban ellerdeyim, sonum bilinmez. Sensiz koca cihan, bırak gidilmez, bırak gidilmez. Bilirim diyemem, geri gelinmez. Dünümü bugünümü şaşırır oldu. Bilirim diyemem, geri gelinmez. Dünümü bugünümü şaşırır oldu. Ne istedin benden söyle bileyim. Konuş da çilemi yalnız çekeyim. İstersen yine de çekip gideyim. Soysuz dünümü bugünümü şaşırır oldu. Ne istedin benden söyle bileyim. Konuş da çilemi yalnız çekeyim. İstersen yine de çekip gideyim zalim. Dünümü bugünümü. Hedik işini bıraktı köylüler. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Nasıl köyde yaşamak? Köyde yaşamak çok güzel. Yalnız her şey düzenli olursa. Evet. Her şey düzeninde olursa. Köy halkı birbirine bağdaşırsa çok güzel. Suyu neyi bol herhalde? Suyu bol olmasa böyle harcamasa. Aynen. Şu ateş için şey ettim suyu. He, anladım. Sağa sola kaçmasın diye yangın. Sizler nasıl? Teşekkürler, sağ olun. Ekinler falan hepsi bitti. Şimdi tekrar ekecekler, değil mi? Ekinler bitti. Ekinler bu sene çok iyiydi. Bazı kişiler memnun olmasa da çok güzeldi bu sene. Evet. Her sene bir olursa daha güzel olur. İnşallah. Olanın da pazarlık olmaz. İnşallah abim. Ekmede bilici olmayacaksın. Evet. Benim rahmetli babam vardı. Garibekteşin Haydar. Evet. Eken deli veren Ali derdi. Yani Cenab-ı Allah'ın üstüne atar. Aynen. Peki abicim, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Siz de sağ olun, var olun. Sağ ol. Sağ ol. Şimdi lastikçi Sinan geldi de ondan geldim. O lastik yapıyor, ben de o arada köyü çekiyorum. Peki, oldu. Hadi eyvallah abi. Yollarında tadı taştı. Yollarında tadı taştı. Yaşanacak kal kalmadı. Dostlar
giden yol kalmadı. Tutunacak dal kalmadı. Dallarında tadı kaçtı. Yıllarına tadı kaçtı. Komşu komşuyu sormuyor. Doktor yarayı sarmıyor. Kullar sözünde durmuyor. Kullarına tadı kaçtı. Selamun aleyküm. Evet abi, düştük köyünde Seyfettin abi de uğramadan gitmek olmaz tabii ki. Çok sağ olasın. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sağ ol, sağ ol abi. Sallarında tadı kaçtı. Yaşanacak hal kalmadı. Evet Seyfettin abi, köyünüze geldik. Vallahi, sonbahar hoş günü. Sağ ol, hoş bulduk. Yok sağ ol. Vallahi sağ ol. Yolculuk ne zaman? Yolculuk Ekim sonuna doğru gitmeyi düşünüyoruz İshak abi işte. Şimdi Ankara'da değil mi? Ankara'dayız. Ankara'dan sonra bizim kızımız Marmaris'te. Evet. O 15 gün Ankara'da kalıyoruz. Ondan sonra işte kızın yanına gidiyoruz. 3-5 ayda orada kalıyoruz. Tekrar Ankara, tekrar köyde. Nasıl köyde yaşamak abi? Köy, yani gerçi sen güzel. Her zaman geliyorsun köy, köye. Güzel, gerçekten güzel. Burada rahat ediyoruz abi. Gerçekten biraz evimiz ufak tefek ama... Yok, çok güzel eviniz var. Yeriniz güzel, manzaralı. Manzara çok güzel. Gerçekten yani burada rahat ediyoruz. Hanım ben işte 3-5 ay kalıyoruz, 5 ay kalıyoruz. Evet. Tekrar dönüyoruz, gidiyoruz. Köy gurbetçiler gitti mi? Yavaş herhalde. Yavaş gidiyorlar. Karşıdan birkaç çevre gitti. Evet. İşte hazırlık yapıyorlar. İşte toparlıyorlar. He. Bahçeler zaten soğuk vurdu. Soğuk vurdu. 25'inde vurdu. 25'inde. Bu Eylül'ün. Evet. Öyle işte idare ediyoruz. İnşallah zaten şimdi sponsor olarak Çetin Ayar Lastikçi Sinan'dan geldik. Evet. Yoksa mazot pahalı. Evet, ücret yetmiyor. Doğru. Sinan Bey'e de selam söyle. Oldu başüstüne. Geçen gün yine Yusuf enişten oraya geldi. Oraya lastik yapmaya. He. Orada oturduk falan. Muhabbet ettik yani. Oldu, sağ olun abi. Teşekkür ederim. Biz sağ teşekkür olsun. Ederiz. Çok sağ ol. Bana ağlama diyorlar. Bu çileyi ben seçmedim. Gözyaşını sil diyorlar, senden sonra silemedim.
gözyaşını sil diyorlar, senden sonra silemedim. Kırgınım ben bu cihana, güldürmedi şu yüzümü ağladığı. Senden sonra gülemedim. Kırgınım ben bu cihana, güldürmedi şu yüzümü ağladığım kar yanıma. Senden sonra gülemedim. Delinin tek diyorlar, çektiğimi bilmiyorlar. Dilhunim gör diyorlar, senden sonra göremedim. Dilhunim gör diyorlar, senden sonra göremedim. Kırgınım ben bu cihana, güldürmedi şu yüzümü ağladığım kar yanıma. Senden sonra gülemedim. Kırgınım ben bu cihana, güldürmedi şu yüzümü ağladığım kar yanıma. Senden sonra gülemedim. Yara gidem, yara gidem, yaralıyım, yara gidem. Yara gidem, yara gidem, yaralıyım, yara gidem. Bu derdi ben senden aldım, dermana ben nere gidem. Bu derdi ben senden aldım, dermana ben nere gidem. Evet arkadaşlar, Eylül'ün sonuna doğru dışlığa geldik. Dışlığı bir gezelim dedik, gezdik. Gezebildiğimiz yerleri kadar gezdik. Tabii bu arada sponsorumuz Lastik, Çetin Kayalı Lastikçi Sinan kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri aldı getirdi buralara. Biz de onların sayesinde burayı çektik. Tabii her köyün bir sorunu var, illaki var. Yani suları iyi ama maalesef yolları parkedaş yok. Yani yolları çok bozuk. Parkedaşı yaptırmak kolay değil. İstiyorsun ama bir sefer de işçiliği sizden oluyor. Tabii bu da bir şeyden olmuyor. İllaki yani yardımlaşmayla olacak bu da. İnşallah bizler de bir aracı oluruz. Bu köyün yollarını bir an evvel yaparlar.
Çünkü yollar çok bozuk. Gerçekten araba zor gidiyor. Koca koca taşlar var. Buradan yetkililer de inşallah sesimizi buradan duyar. Bizler de aracı oluruz. İnşallah bir an evvel yaparlar. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Hoşça kalın.